Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kulun çocuğu vefat ettiği zaman Allah Teala meleklerine kulumun çocuğunu ne ettiniz diye sorar meleklere. Melekler buyurduğun üzere canını kabz ettik ey Allah'ım derler. Kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi? Evet ey kainatın sahibi. Allah Teala kulumun gönül meyvesini kopardınız öyle mi? Melekler evet diye cevap verirler. Allah Teala o zaman kulum ne dedi diye sorar meleklere. Melekler elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz ona aidiz ve tekrar ona döndürüleceğiz dediler. Ey Allah'ım. Allah Celle Celaluhu o zaman kulum için cennette bir köşk yapın ve ona Hamd Köşkü adı verin buyurdular. Kulun sıkıntıları karşısında sabrını takdir eden Allah Celle Celaluhu, ızdıraplı zamanında bile Rabbini anan ve Rabbine teslim olan kulu için cennette bir köşk hazırlatır ve o hazırlatmış olduğu köşkün adına da Hamd Köşkü adı verir. Değerli gönül dostları, ekranları başında bizleri bekleyen ve bekliyor olduğunu bildiğimiz için her gün ayrı bir heyecan, ayrı duygularla huzurda olmaya çalıştığımız sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. 1441 Ramazan-ı Şerif'inin 14. günü orucunu tutmuş olmanın heyecanıyla ve toplu ibadet etmiş olmanın verdiği mutlulukla Rabbimize arz ettiğimiz oruçlarımızı Rabbimiz tarafından kabul edilmesini niyaz ediyoruz. Ve Ramazan-ı Şerif girmeden önce Ramazan-ı Şerif'in üzerimize gölgesi düştü diyorduk. Şimdi ise Kadir Gecesi'nin, bayramın gölgesi üzerimize düştü demeye başladık. Rabbim kadre ulaşmayı, o gecenin kadrini bilmeyi ve bayrama hak etmiş müminler olarak ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Haneleriniz şen olsun, oruçlarınız kabul olsun. Ve şimdi gönüllerimizin kapısını eskimeyen eski, İnsan kullanım el kitabı olan Kur'an'ı açıyoruz ve şimdi söz Kur'an'ın. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
بالوالدين إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وكان الشيطان لربه كفورا بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan değerli hocamız zekayı bilen, biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Değerli dostlar, hepinize tekrardan merhaba. Hepinize afiyet diliyoruz. Ramazan-ı Şerif'in bereketinden istifade etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa hepsinin Allah'a olan taatleri, Allah'a olan kullukları hepsi Rabbim katında değerli bulunsun inşallah. Aziz dostlar, bugün iki yayın konuğum var ve ben onları sizlere takdim etmek istiyorum. Hemen sağ tarafımda değerli hocam Metin Ayar hocamız, Münster Ateşe Vekili ve aynı zamanda Dini Danışma Kurulu Başkan Vekili. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkürler ederiz. Siz nasılsınız? Allah afiyet versin inşallah. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Sağ olun, Allah razı olsun cümlemizin inşallah. İnşallah. Rabbim hayırlısıyla tamamını erdirmeyi nasip eylesin. Amin. Şeref bulduk, konuğumuz oldunuz. Eksik olmayın, nur olunuz inşallah. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Ve hemen sol tarafımda da değerli hocam Şakir Kırgız hocamız. Düsseldorf, Mors, Kocatepe Camii İmam Hatibi. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız muhterem hocam? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sağlık, afiyet diliyorum ben de sizlere. Allah afiyetinizi artırsın inşallah. Cümlemizin inşallah. Hocam, hoş sefa geldiniz her ikiniz de. Hoş bulduk. Değerli dostlar, iman iki kısımdır. Yarısı şükür, yarısı sabır. Öyle buyuruluyor. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer buyuruyor Efendimiz. Çünkü bu hal kendisi için her daim hayırdır. Ve bu özellik sadece müminde olan bir özelliktir. Başına bir hayır gelir ise ona şükreder. Başına bir musibet gelir ise ona da sabreder. Bu sadece mümine has bir özelliktir. Aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Değerli dostlar, bugünkü konumuz inşallah inançta, ibadette ve meşakkatte sabır ve metanet. Çok önemli bir konu ve hepimizi günlük hayatta, hayatın her aşamasında ilgilendiren bir konu. Çünkü inancımız var, ibadetlerimiz var. Bazen musibetlere karşı hedef olabiliyoruz. Ve burada paratoner, sabır ve metanet. Ben hemen sohbetimizi başlatmak istiyorum. Metin Ayar hocamla başlamak istiyorum inşallah. Hocam, sabır dedik, metanet dedik. Öyleyse biz bu kavramı bir öğrenmemiz gerekir. Evet. Sabır nedir, nasıl yaparız ve bunun çeşitlerine dair inşallah bilgilenmek isteriz. Lütfen buyurun. Evvela sabır konusunda... Tabii ki sabır kavramının çerçevesini bir anlamamız lazım. Sabırla ilgili
birçok tarifler yapılmış. Ama bana böyle güzel gözüken bir tarifi paylaşmak isterim. Nefsi telaşlandıran, dili şikayetten kurtaran, sair organları yanlışa yapmaktan uzak tutan, nimet ve külfet halinde de rıza gösterip sükunet halinde olan ve en önemli maddesi de Allah'a, Allah'tan başkasına şikayette bulunmama durumunu sabır olarak tarif etmişler. Yani burada dilin şikayete düşmemesi, organların, sair organların herhangi bir günaha düşmemesi ve şikayetin de, ki o şikayet de Eyyub Aleyhisselam'ın Rabbi enni messeniyel zurru ve ente erhamur rahimin. İşte dün akşamki programda da geçmişti. Eyyub Aleyhisselam tabii hastalığı çok ileri dereceye varınca ne diyor? Rabbi enni messeniyel zurru. Artık sıkıntı beni ibadetlerimden alıkoyuyor. Bana bir sıkıntı, bir darlık dokuntu. Ve ente erhamur rahimin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine niyaz ediyor. Ama orada şikayet de yok. Şikayet de yok. Dolayısıyla insanoğlu sabır konusunda Rabbinden başkasına şikayette bulunmaması lazım. Sabır kelimesi aslında Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde sabır olarak geçiyor ama türevleri, aynı kökten türeyen kelimeler anlamında 100'e yakın yerde geçmekte. Bunların birçoğunda sabrın güzelliği, sabrın gerekliliği, insanı güzel yerlere ulaştıracağı, meşakkatler karşısındaki sabır bunları ifade ediyor, bizlere anlatıyor. Sabrın eş anlamlısı olarak Kur'an-ı Kerim'de halim kelimesi, innallaha gafurun halim, yüce Allah'a nispeten hep halim kelimesi kullanılıyor. Halim tabii ki birebir sabırla aynı şeyi kapsamıyor aslında. Yani biraz daha genel bir mana. Çünkü Allah'a halim kullanırken kullara, bizlere, biz insanlara sabır kelimesi kullanılıyor. İşte Bakara suresi 155'te ve beşşiri sabirin, bismillahirrahmanirrahim ve lenebluvennekum. Bu ayetten önce Allah Resulü'nün şöyle bir hadis-i şerifi var. Onu zikretmekte fayda görüyorum. Allah Resulü buyuruyor ki men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Allah kime bir hayır, bir iyilik murad ederse, hangi kulunun iyiliğini murad ederse onu belalara uğratır. Yusib minhu. İşte bu belalar hangisidir? Bunu Kur'an'dan açıklanması burası işte. Bu Bakara 155. ayet-i kerime. Ve lenebluvennekum, sizi sınayacağız. Bir şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emmal. Korkuyla, açlıkla, mallardan ve naqsin minel emmal, mallardan eksiltmekle ve semerat ve meyvelerden, ürünlerinizden eksiltmekle sizi ne yapacağız? Sınayacağız buyuruyor. Ve beşşiri sabirin, ve bu durumlara sabreden kullarımı müjdele diye ne yapıyor yüce Rabbimiz? Sonraki ayette, 157. ayette اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Tabi burası çok önemli. Müminin meşakkat karşısındaki en büyük meşakkat, mümin için en zor şey ölümdür. Ölümle karşılaşmaktır. Yakınlarının ölümüdür. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede onlar o kimselerdir ki o sabırla müjdelenler. Sabır vasfıyla masıflanan kimseler, kullarım öyle kimselerdir ki başlarına musibetün, bir musibet geldiği zaman قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ, onlar biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz derler. Onların Allah'tan gelen musibetlere karşı tavrı اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine bu sabrın karşılığında geçen bir ayet-i kerime var ki Maarif suresinde innel insane hulika halua ve iza massahu şerru cezua ve iza massahu hayru menua. İnnel insane hulika halua, insan hırslı, aceleci, sabırsız yaratılmıştır. İza massahu şerru, ona bir sıkıntı, bir darlık dokunduğu zaman cezua, sızlanmaya başlar, mızıldanmaya başlar. Bu cezua kelimesi ve helu kelimesi sabrı tarif ederken sabrın zıt anlamlısı. Yani sabrın karşılığında alacağımız kelimeler ki Allah-u Teala o Maarif suresinde böyle anlatıyor. İşte bizim hılkatımızdaki bu cezur, yani sabırsız davranmak, hemen tepki vermek. İşte Allah-u Teala diyor ki mümin kul
bir meşakkatle, bir zorlukla karşılaşacağı zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek onu karşılamalı. Ki son ayette de işte onlara salavatun min rabbihim ve rahme, Rablarından bağışlanmalar ve rahmet vardır. Ve ulaike humul muhtedun, ve onlar hidayete erecek olanlardır. Rabbim cümlemizi sabırlı kullarından eylesin. Amin. İnşallah. Muhterem hocam, ben ilerleyen sohbetimizin kısımlarında inşallah sizlere sabr-ı cemil mürselin sensin ya Resulallah, bedri eflaki yakin sensin ya Resulallah. Buradaki sabr-ı cemil nedir? Yani peygamberlerin hayatlarından sabr-ı cemil örneklerini inşallah sizlerden almaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Şakir hocam, ben sizinle olan sohbetimize de şöyle başlamak istiyorum. İman ve sabır ilişkisi. Hocam, bu ulul azım peygamberlerin bir tevhid mücadelesi var. Bunlar tabii ulul azım peygamberler, sebat sahibi, azimli peygamberler. Onları şöyle arz etmiş olalım. Nuh Aleyhisselam bunlardan birisi. İbrahim Aleyhisselam bunlardan birisi. Musa Aleyhisselam bunlardan birisi. İsa Aleyhisselam ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sonuncusu. Ulul azim peygamberler 5 peygamber olarak takdim ediliyor. 2 ayette böyle izah ediliyor. Hocam, bu iman ve sabır ilişkisi ve ulul azim peygamberlerin hayatındaki ölçüsünü nasıl değerlendirirsiniz? Lütfen buyurun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Muhterem hocam, iman ve sabır adeta ikiz kardeş gibi. Çünkü zorluğa göğüs germek ancak güçlü bir imanı gerektirir. Güçlü bir imana sahip olanlar sabır gösterebilir. Tabii buradan hareketle önce iman nedir onu bir bilmemiz lazım. Belki klasik olarak hani dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalarla amel etmektir diye böyle genel bizim kelam kitaplarımızda böyle bir tarif yapılır ama İmam-ı Gazali'nin aslında yaptığı tarif benim çok hoşuma gidiyor. Konumuzda da çok böyle yakından alakalı. İmam-ı Gazali rahmetullah, iman yakın ve sabırdır diyor. Yakini dil ile ikrar, kalb ile tasdik olarak anlıyor. Kişinin bu ikrarı doğrultusunda gereklerini yerine getirmek, düzgün bir hayat yaşamak, sabırda ibadetlere devam etmek, bu beyanı doğrultusunda hayatı yaşamak. Şimdi çeliğin ve ateşin yenemediği güç, iman ve sabır. Ülül azim peygamberlerden bahsettiniz. Oraya geçmeden önce müsaadenizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz hicretin 9. senesinde değişik bölgelerden hem ziyaret hem ticaret hem de İslam dini hakkında bilgi almak üzere akın akın insanlar Medine'ye geliyor. Bu kabilelerden birisi de Bahreyn'den Abdülkays kabilesi. 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediyorlar. Ya Resulallah, bize İslam hakkında bilgi ver. İman hakkında bilgi ver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam, iman, tek olan Allah'a ibadet etmektir. Dikkat edin diyor. Tek olan Allah'a. Zaten sizin başlangıçta giriş cümlenizde ülül azim diye oraya geleceğim. Peygamberlerin hep mücadelesi tevhid doğrultusunda olmuştur. Tek olan Allah'a ibadete çağırma noktasında olmuştur. Dolayısıyla muhterem hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tek olan Allah'a ibadet edin. Namazlarınızı dosdoğru kılın. Orucunuzu tutun. Zekatınızı verin. Ve giderken de onlara sıkı sıkı tembihliyor. Gittiğiniz zaman da diyor bunları geride kalanlara da anlatın. Şimdi 5 tane ülül azim peygamberden bahsettiniz. Nuh Aleyhisselam, dile kolay. 50 değil, 100 değil. 950 sene gönderildiği kavmi tevhide çağırıyor. Bıkmadan, usanmadan.
Keza Hazreti İbrahim babasına rağmen putperest kavmine, Nemrut'un ateşine rağmen ateşe atılmayı göze alarak mücadele ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti Musa'ya ve kardeşi Harun'a onların Firavun'un zulmünden kurtulmak için ettikleri mücadeleler ve en sonunda malumunuz Kur'an'da sihirbazlarla biliyorsunuz bir münazaraya giriyorlar. Hazreti Musa'nın elindeki asa sihirbazların sihrini yutan bir ejderhaya dönüşüyor ve secdeye kapanıyorlar. Oradaki söz çok önemli. Rabbena efrig aleyna sabra ve tevaffena müslimin. Tabi tehdit ediyor Firavun. Sizlerin ellerini ve ayaklarını çaprazlama keseceğim. Zaten ölmeyeceğiz mi diyorlar. Ölmeyecek miyiz? Ve hemen Buruç suresindeki bana Himyar kralı Zunuhas'ın Necranlı Hristiyanları, 12 bin tane Hristiyanları diri diri o ateş çukurlarında yaktığı hemen aklıma geliverdi. Orada onlar da aynı şekilde zaten ölmeyecek miyiz şeklinde ifade ettiler. Dolayısıyla Ülül Azim diye ifade edilen peygamberlerin sabır, sebat, azim, kararlılık ve mücadele ve sonunda da hepsi en büyük derecelere ve mükafatlara nail oldular. İsterseniz şimdilik kısaca bunu ifade etmiş olalım. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir pencere açmış oldunuz. Eyvallah. İnşallah oradan devam edeceğiz. Metin Hocam, tabii sabrı tanımladınız. Sabrın çeşitleri üzerinde ifadeleriniz oldu. Tabii sabır deyince alimler sabrı üçe ayırmışlar. Ana başlıklar altında özellikle Gazali'nin ifadelerinde farzları edada gösterilen sabır, haramlardan sakınmada gösterilen sabır ve musibetler karşısında gösterilen sabır. Hocam bütün bunları sabr-ı cemil başlığı altında nasıl değerlendiririz? Sabr-ı cemil kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Bismillahirrahmanirrahim ve ca'u ala qamisihi bidami kezib قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم işte وجاءوا على قميصه بدم كذب yalancı bir kan gömleğe sürerek ona getirdiler ve قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا sizin nefsiniz bu işi size süslü gösterdi dedi Yakup Aleyhisselam. Fasabrun cemil. Bana düşen sabrı cemildir. Vallahu'l müstaanu ala ma tasifun. Sizin bu anlattıklarınızın karşılığında benim yardım isteyecek bir tek Allah'ım var. Ben Allah'tan yardım istiyorum dedi. Buradaki fasabrun cemil Hazreti Ayşe validemiz ifk olayında yaklaşık bir ay kadar bir boşluk oluşuyor. Tabii efendimizin evinden de çıkıyor. Babasının evine gidiyor. Zaman geçiyor ve şehirde dedikodu kaynıyor ve sabredilmesi zor bir duruma geliyor artık olay. Hazreti Ayşe validemizin orada bir sözü var. Diyor ki ey Allah'ım ben senden Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ı kaybettiğinde dilediği sabr-ı cemili niyaz ediyorum. Sabr-ı cemil ve ancak yardım edilecek, yardım istenilecek olan, yardımı beklenilecek olan sensin diyerek ne yapıyor? Bu sabr-ı cemili istiyor. Sabr-ı cemil. Sonra Ayşe validemiz ne oluyor? Ayşe validemiz bir ay sonra yaklaşık ayet-i kerimeler diyor. İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum. Ve ne yapıyor? Temize çıkıyor. O sabr-ı cemilin karşılığını alıyor. Yakup aleyhisselam da aynı şekilde Yusuf aleyhisselamın gömleği getirilince ne yapıyor? O ayet-i kerimelerde işte biraz daha buna devam edersen gözünü kaybedeceksin, hayatını kaybedeceksin diye uyarıyorlar ama sonunda evladının gömleği geldiğinde gözleri açılıyor. Ve hayata tekrar dönüyor. Bütün evlatlarını karşısında görüyor. Dolayısıyla sabr-ı cemil zor zamanlarda Allah'tan gelene Allah'ın yine çözüm bulacağını bilerek sabretmektir. Şimdi tabii bu sabrı kısımlandırdınız. Sabrın kısımları ile ilgili yani İslam alimlerinin yaptığı bir kısımlandırma var. O çok hoşuma gitti, onu paylaşmak istiyorum. Şöyle ki farzların
yerine getirilmesi ve haramlardan kaçınılması konusunda sabır göstermek farz olan sabırdır diyor. Yani farz olan bir sabır vardır. Bu farzların yerine getirilmesi ve haramlardan kaçınılması. Mekruh olan şeylerden uzak durulması şeklindeki sabır mendup sabırdır. Yani güzel sabırdır. Bir de cana, mala, dine, devlete yapılan saldırılar karşısında sabır göstermek vardır ki bu haram olan sabırdır. Yani buradan anlıyoruz ki sabrın haram olan bir derecesi de var. Yani insan sabrediyorum diyerek her şeye boyun eğmek durumunda olamaz. Çünkü sabrın da haram olan tarafları var. Bir yerde mesela cana, mala, dine, devlete eğer bir şey varsa orada sabretmek Müslümana yakışan bir tavır olamaz. Sabretmek boyun eğmek değil, göğüs germektir. Onun için Rabbimiz inşallah sabırlı, evet, kullarından eylesin bizi. Amin hocam. Yani burada şimdi siz ifk olayını anlatınca Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'una olan hasretini anlatınca tabii orada ayetler bir ay sona gelmiş. Tabii peygamberler de en çetin sınavlara tabi tutulmuşlar. Yani o acaba diyorum kendi dünyamda o bir ay içerisinde her iki tarafın ve herkesin verdiği bir imtihan var. Evet. Peygamberin verdiği bir imtihan var. Efendimizin verdiği bir imtihan var. Ayşe annemizin verdiği bir imtihan var. Babasının verdiği bir imtihan var. Çok çetin bir imtihan. Demek ki her şeyde bir mümin teenni ile hareket etmeli. Önce bir dur demeli. Es-sabru inde sadmetül öle. Sabır sert bir hadise sana cereyan ettiği zaman ilk temas ettiğinde gösterdiğin reflekstir olarak tanımlıyorlar, değil mi hocam? Yani o bu hadis-i şerif tabii çok önemli. Çok güzel açtınız. Tabii Allah Resulü böyle yanındaki sahabesiyle beraber mezaretten geçerken bir bayanın orada ağlayıp feryadı fiken halinde şey yaptığını görünce diyor ki ittakillâhe vasbiri. Allah'a karşı gelmekten kork ve sabırlı ol diyor kadına. Kadın da arkası dönükmüş. Diyor ki sen nereden bileceksin? Tabii tam böyle tanıyamıyor. Sen nereden bileceksin benim acımı? Çocuk acısı yaşadın mı falan gibi bir kelime kullanıyor. Tersliyor adeta. Tabii biraz sonra Peygamberimiz ayrıldıktan sonra yanındakine diyor ki ya bu Allah Resulü'ydü diyorlar. Sen tanımadın herhalde. Öyle mi diyor? Kadın koşarak Allah Resulü'nün evine gidiyor ve ifade ettiğiniz gibi innema sabru inde sadmetil ula. İlk çarpma anında sabır çok önemlidir. İlk çarpma anında, yani meşakkatle, sıkıntıyla, o belayla, musibetle ilk karşılaştığı anda insanın içinde bulunduğu nefsi durum, yani iç durumu, nefsi durumu çok önemli. Psikolojisi çok önemli. O anda isyana düşmemek. Allah muhafaza, isyana düşürecek kelimelerden, duygulardan uzak olmak çok önemli. Bir problemle karşılaştığımızda problemin içerisine direkt dalmamalıyız. Bir kere çevresinde dolaşmalıyız. Bu ne demek? Yani sabredip dışarıdan bakıp mümkün mertebe onu hazmetme süresini göz önüne almalıyız. İşte burada öfke ön plana giriyor. Hocam inşallah öfkeyle ilgili değinecek. Allah razı olsun. Dinlemizden hocam. Şakir Bey hocam, tabii İslam'ın ilk yıllarında çok çetin sınavlar verildi. İslam'ın ilk yıllarındaki o çetin sınavlardan bir tanesi Yasir ailesi. Değil mi hocam? Evet. Bilal Habeşi Hazretleri, gördükleri zulümler. Yani inanç konusunda insanlara gelen taziklere nasıl sabretmek gerekir? Oradan geçelim. Eyvallah. Devam edelim inşallah. Muhterem hocam, hemen bana bu girişiniz şunu hatırlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin duvarına cübbesini yastık yapmış, yaslanmış, istirahat ederken Habbab bin Eret ve birkaç zayıf Müslüman Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Tabii bunalmışlar. Habbab bin Eret fakir Müslümanlardan. Kızgın kumlarda bekletiliyor, kızgın taşların üzerinde çırılçıplak işkenceye maruz kalıyor. Ve hatta yıllar sonra Hazreti Ömer'e
vücudundaki o demirle soğutulan o izleri gösterecek Hazreti Ömer'e. Efendimiz'den şöyle bir talepte bulunuyorlar. Dua etmez misin bize? Dua et de şu halimizden kurtulalım. Allah Resulü'nün mübarek yüzü kızarıyor ve şunu söylüyor. Allah'a yemin ederim ki sizden önceki ümmetler sizin gördüğünüz bu zulümden daha şiddetli zulümlere maruz kaldılar. Demirden taraklarla kemiklerini işleyinceye kadar vücutları taranıyordu. Bu onları dininden döndürmüyordu. Testereyle başından ikiye bölünüyordu. Bu onları dininden döndürmüyordu. Siz acele ediyorsunuz. Allah ta San'a'dan Hadramevt'e kadar yalnız başına bir kişi seyahat edecek, korkusuzca o günler de gelecek ama siz acele ediyorsunuz. Ammar bin Yasir, annesi Sümeyye, bunların Bilal-i Habeşi Hazretleri, sadece bu mu? Hazreti Peygamber namaz kılarken üzerinden işkembe boşaltmışlar, dökmüşler. 3 yıl boykota maruz kalıyorlar. Ağaç yapraklarını yiyorlar, hayvan derilerini yiyorlar. Bunalıyorlar, açlıktan karınlarına taş bağlıyorlar. Ama bütün gördükleri bu zorluklar onları imanlarından döndürmüyor. Bilal-i Habeşi Hazretleri kızgın kumlarda ne diyordu? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bundan dönmüyordu. Dolayısıyla değerli hocam, ilk dönem özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemi gerçekten çok büyük sıkıntılar ve diğer peygamberler nasıl kendi memleketlerden göçe zorlandıysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de artık İslam'ı, Müslümanlığı yaşama imkanı kalmayınca o da Allah'ın emriyle, izniyle Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Yani muhterem hocam, Allah Resulü'nün ümmetine olan düşkünlüğü, sahabesine olan düşkünlüğü, onların da Efendimiz'e olan düşkünlüğü, orada bir çok veciz bir ifadeleri var, hitap cümleleri var. Fedake ümmi ve ebi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyorlar değil mi? Evet. O zaman biz de diyoruz, bizim de Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya öyle hitap ediyoruz. Ekran başındaki bütün kardeşlerimiz de bir iman tazelemesi gibi bu sözü söylemelerini istirham ediyorum. Fedake ümmi ve ebi ya Resulallah. Değerli dostlar, tekrar merhabalar. Ve bizler muhterem hocamlarla birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben hemen Şakir hocama dönerek şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Muhterem hocam, ibadetlerde ve inançta sabır konusunu işliyoruz. Buradan hareketle ibadetlerden en meşakkatli olanı hac. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, el haccü meşakka. Hac meşakkattır buyuruyor. Ve bu sözünden ne anlayacağız? Bunun yanında oruçta uzun bekleyişler var. Sabır sınamasından geçiyoruz ve ruhumuzdaki terakkilerinden bahsedebilir misiniz hocam? Eyvallah. Muhterem hocam, başta namaz olmak üzere oruç olsun, hac olsun, zekat, bütün ibadetler Cenab-ı Allah'la kul arasında sağlam bir iletişim aracıdır. Estaînû bis-sabri ve's-salâh ve innehâ lekebîratun illâ alel-hâşi'în. Sabırla namazda Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki namaz Allah'a derinden huşu duyanlardan başkasına ağır gelir. Ya eyyühellezîne âmenü iste'inû bis-sabri ve's-salâh. Ey iman edenler, sabırla namazla Allah'tan yardım isteyin. Demek ki Allah Resulü daraldığı zaman ne yapıyor? Namazda kurtuluşu buluyor. Bir defa şu çok yanlış. Yani İslam çok zor, Müslümanlık çok zor. Bu anlayış çok yanlış. İslam dini sade bir dindir, uygulanabilir bir dindir, kolay bir dindir. Ve ma ceale aleykum fiddini min harac. Allah bu dinde hiçbir şeyi zorlamadı, zorluk bırakmadı. La yukellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah kişiye vüs'atinin üstünde
yüklenemeyeceği bir yükü yüklememiştir. Dolayısıyla biz maalesef günümüzde şöyle bir yanlış anlayış var. Namazı bir yük olarak görüyoruz. Hani ibadetlerde sabırdan bahsediyoruz ya. Namaz bir yük değildir. Allah Resulü namazda huzuru bulmuştur. Kum ya Bilal, erihna bis-salah. Kalk ey Bilal. Namazla bizi bir ezanla, şu namazla bizi bir rahatlat. Bir hocamdan bir televizyon kanalında izlediği bir haberi dinlemiştim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu seyircilerimizle de paylaşmak lütfen, istiyorum. Lütfen. Arap dünyasında tanınmış bir hoca efendiye, işte cemaatin birlikte namaz kıldıktan sonra camiden böyle hurra dışarıya bir kaçışını soruyorlar. Şu cevabı veriyor. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yesterihu bis-salah. Namaz kılarak huzuru buluyor. El-en nesterihu anis-salah. Biz de namazdan çıkınca, namazdan yani bir yük olarak görür. Halbuki öyle değil. Biz büyüklerimizden namaza başlarken hep şu niyeti duyduk. Çocukluğumuzda bizim çok hoşumuza gitti. Durdum divana, uydum imana, imama. Divana ne durmak? Allah'ın huzurunda hazır olmak, gerçek anlamda huzuru bulmaktır. Ama namazı bir yük olarak görürsek, bu bitmez işte, günde 5 vakit, her gün, ömrün sonuna kadar. İbadetlerde sabır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin de ifade ettiğiniz gibi, es-savmu nısfus sabır. Oruç sabrın yarısıdır. İmanı da aynı şekilde tarif ediyor. Haccı meşakkat olarak tarif ediyor. Bugün geniş kalabalıklar içerisinde hac ibadetinin böyle işte şeytana bulaşmadan, biriyle tartışmadan, birinin gönlünü kırmadan hac yapabilmek gerçekten en büyük bir şey. Onun için ne diyoruz? Hacı sabır. Hacı sabır. Evet. En büyük dilimizde, sermayesi. En büyük sermayesi sabrı. Bu. Evet. Gerçekten ibadetler, yani kişi emri hak vaki olana kadar ömrü boyunca bunu sürdürmesi bir marifettir. Allah Resulü son cümle olsun şöyle buyuruyor. Ehabbul a'mal ilallah edvemuha ve inqalle. Allah'a en sevimli ameller sürekli olandır, az da olsa. Dolayısıyla namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, hac olsun, bunlar birer yük olarak görülmemeli. Ve kişi ömrünün sonuna kadar Allah'la olan o bağını, o iletişimini sevgili hocam devam ettirmeli. Yani Cenab-ı Mevla'nın muhterem hocam, ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kullukta devam et. Kullukta devam et. Kulluk bir şeref, kulluk bir makam. Onun için kelime-i şehadette eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Yani önce kulluk olacak, sonra da ona kitap verilecek. Peygamber evet. Efendimiz de bu kelime-i şehadet içerisinde en büyük şerefin kulluk, arkasından gelen rasullük olduğunun ifadesi var. Muhterem hocam, yani siz ibadetlerde bu meşakkatin ortadan kaldırılması, nefsin ihvası zaman zaman insanları meşgul ediyor. Evet. Ben buradan hareketle buradan tekrar sizinle devam etmek isterim. Efendimiz sabah ve yatsı namazlarında gösterilen hassasiyet konusunda müjdeler vermiş. Ki yatsıyı cemaatle kılan gecenin yarısını, sabahı cemaatle kılan da diğer yarısını ibadetle tam olarak geçirmiş olur. Hocam tabii Efendimizin böyle müjdeleri var ama bir ikazı da var. Onu da arz etmem gerekir. Münafıklar yönünden en ağır sayılan namazlar yatsı ve sabah namazlarıdır. Bu gibiler bu namazların içinde ne derece büyük hayırların olduğunu bilmiş olsalardı sürüne sürüne. Belki elden ayaktan düştükleri halde sürüne sürüne mescide namaza gelmek isterlerdi. Muhterem hocam benim asıl sorum şu. İbadetlerdeki sabrı, o ibadetlere karşı sabrı nasıl göğüsleyeceğiz? Bunun bir pratik reçetesi var mı? Yatsı ve sabah namazlarını kolay kılmanın bir yolu var mı? Ama
daha da ötesi, sabah namazına kolay kalkmanın bir yolu var mı? Eyvallah. Namazı bir yük olarak değil de Allah'ın huzurunda hazır olma, gerçek anlamda huzuru bulma olarak anlarsak, işte o zaman yatsı namazı da bize zor gelmez, sabah namazı da bize zor gelmez. Artık namaza başladığı zaman kişi Allahu Ekber deyip elinin tersiyle bütün dünyalıkları geride bırakırsa, işte gerçek anlamda huzuru bulur. Sevgili hocam, İmam-ı Azam Hazretleri'nin, malumunuz İmam-ı Azam Hazretleri çok zengin, tüccar bir kimse, aynı zamanda da ilimle meşgul oluyor. Bir komşusu, zengin bir komşusu geliyor, namazdan, işte ibadetlerden gafil, yeterince kılamadığını kıldığı zaman, namaza durduğunda işte af buyurun, ahırında sürülerle atları varmış, onları terk edemediğinden dem vurunca, İmam-ı Azam Hazretleri'nin vermiş olduğu cevap muhteşem bir cevap. Sen diyor nasıl yapıyorsun, bunun üstesinden sen nasıl geliyorsun? Ben diyor hayvanlarımı ahıra bağladım, kalbime bağlamadım. İşte hazır olmak, namaza başlarken hazır olmak, gerçek anlamda huzuru bulmaktır. Münafıklara niye ağır geliyor? Nefis. Nefis terbiyesi bir defa. Kişi nefsini terbiye, ruhunu tezkiye, kalbinden de şeytanı tasfiye ederse, işte gerçek anlamda huzuru bulur. Bunlar önemli hasletler hocam. Mutlaka hocam. Tabii nefisle mücadele çok zor. İmam-ı Rabbani Hazretleri, ben nefsimle 17 sene mücadele ettim, bunun sonunda geldiğim nokta bu işin çok zor olduğudur diye bunu ifade ediyor. Bir işe, namazdan sordunuz siz, azimle başlanır, kararlılıkla başlanır, sabırla netice alınır. Bana bu bir batılı yazarın bir sözünü hatırlattı muhterem hocam. Kanadalı akademisyen, gazeteci yazar şöyle söylüyor. Hayatta en önemli şeyin azim ve sebat olduğunu düşünmüştüm. Yine aynı fikirdeyim, aynı düşüncedeyim. Ama 40 yıl sonra geldiğim nokta şu. Sabır olmadan azmin ve kararlılığın hiçbir anlamı olmadığını öğrendim diyor. Kardeşlerimiz imanlarının gereği ibadetlerde kararlı olurlarsa bunu bir yük olarak görmeyecekler. Bir kalp huzuru, bir ruh huzuru olarak telakki edecekler ve bu şekilde Allah'a yaklaşacaklar. Hocam Allah'a yaklaşacaklar deyince Muaz bin Cebel Hazretlerine Peygamber Efendimizin öğretmiş olduğu bir dua aklıma geliyor ve diyor ki orada, ya Muaz, bu duayı 5 vakit namazından sonra tekrarla diyor. Ona çok güzel bir dua öğretiyor. Evet. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikretmekte, sana şükretmekte ve sana güzel ibadet etme konusunda bana yardımcı ol diyor. Demek ki ibadetlerde sebat içinde olmamız, aynı zamanda sabah namazına kalkabilmemiz, diğer yatsı namazlarını, diğer vakit namazlarını ciddiyet içerisinde takip edebilmemiz Allah'ın yardımına da ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Gösteriyor. Hocam bu hadisi şerifi okurken bana Süleyman Aleyhisselam aklıma geldi. Buyurun. Malumunuz Süleyman Aleyhisselam çok kudretli bir peygamber. Kendisinden önce hiçbir peygambere verilmeyen, işte hayvanlarla konuşması, rüzgarların emrine verilmesi, cinler emrine verilmesi, mana aleminde düşündüğümüz zaman bir peygamber. Maddede de bir hükümdar, bir devlet başkanı. Bütün bunlar kendine verilmesine rağmen Allah'a nasıl dua ediyor? Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke leti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahu ve edhilni bir rahmet kefi ibadike salihin. Ey Rabbim, bana, anama, babama bunca nimetler verdin. Verdiğin bu nimetlere şükredebilmeyi
Ve beni de diyor salih kulların arasına katmayı senden niyaz ediyorum. Allah Allah, amin. Cümleye dua yani, olsun inşallah. İbrahim Aleyhisselam'ın duası burada tabii bize öğretilen Kur'an diliyle. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Tabii ibadetlerde devamı sağlamak, onu sabır haline getirmek. Yani ibadetlerdeki o namazın 5 vakit olması, işte orucun günümüzde Almanya'da mesela kaç saat oruç tutuyoruz? Yüksek derecede yani bayağı ileri saatlerde bir oruç tutuyoruz. Buradaki o sürenin uzaması, işte namazın 5 vakit olarak şey yapması, evvela tabii onu külfet olarak görmememiz lazım. Ama sonra da o sabır eğitiminde dua çok önemli yani. Sizin dediğiniz gibi. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Allah çoluğumuza, çocuğumuza, öğrencilerimize, bütün Müslümanlara namazı, ibadetleri sevdirsin. İbadet gerçekten sabır anlamında çok önemli. Yani bir kulun pişmesi, olgunlaşması, hareketlerindeki tutarlılık, hayatındaki tutarlılık ibadetlere ne kadar değer verdiğiyle aslında doğru orantılı. Değil mi hocam? Evet, yani eyvallah. Ne kadar ibadetine şeyse o kadar olgun bir Müslüman karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Hocam bir olgun Müslüman dediniz. Bir olgun Müslümandan beyitler okumak istiyorum. Nasıl söylemiş Yunus'umuz? Miskin Yunus sana kuldur. İster ağlat, ister güldür. İster şahat et, ister öldür. Narın da hoş, kahrın da hoş, nurun da hoş. Yunus kıvamını alabilmek için, narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek için nasıl bir gönle sahip olmak lazım? Aynı zamanda bu imtihanları göğüslemek, Yunusça göğüslemek nasıl mümkün? Yoksa biz sadece muhterem hocam, Metin hocam, lütfun da hoş mu diyelim Rabbimize dua ederken? Lütfun da hoş, kahrın da hoş demedikçe kamil manada bir imana sahip olamayız. Çünkü yani lütfa şükür, o da önemli ama bir külfet anında, bir külfet anında müminin gönül dünyası ne yapacak? Allah'a bağlı kalmaya devam edecek. Önemli olan tabii şükür mü sabır mı diye bir tartışma var İslam alimler arasında. Onu da paylaşmak isterim. Yani şükür mü? Bu nedir? Lütfun da hoş, kahrın da hoşun aslında tartışması. Şükür mü daha faziletlidir yoksa sabır mı daha faziletlidir diye tartışmışlar İslam alimleri. İmam Gazali bu konuda diyor ki suyla ekmek, yani suyla su mu daha faziletli, ekmek mi daha faziletli sorusuna verilen cevap aslında bunun cevabıdır. Suya ihtiyacı olan için su iyidir. Ekmeğe ihtiyacı olan için ekmek iyidir. Yani bir nimete kavuşan şükredecek. Bir imtihana, bir musibete uğrayan da yine Allah'a şükredecek. İşte siz konumuzun başında, programın başında hani acebelli emril mümin inne emrahu kullahu lehu hayrun. Müminin işine şaşılır. Onun bütün işi hayırdır. O in asabethu zarra'u sabara fekâne hayrallah. Başına bir musibet gelir, sabreder, hayra dönüşür. Ve in asabethu serra'u şekera fekâne hayrallah. Bir güzellik geldiği zaman da Allah sana şükürler olsun der. Ve o da onun için hayırlı olur. Dolayısıyla Allah'tan gelen lütuf, kahr hepsine gönül dünyamızda buradayız demeliyiz. Ve asla isyan boyutuna geçmeden pişerek, ibadetlerle pişerek o olgun kıvama gelmeliyiz Allah'ın izniyle inşallah. Kulluktaki o teabbüdilik, ya Rab sen ne diyorsan o, ben senin kulunum, makamımı bilirim. Sen ise buyurma makamında, ben buyruk alma makamındayım demek suretiyle herhalde kendimizi her daim gözetim altında tutmamız gerekir, değil mi hocam? Muhterem hocam, tabii zaman zaman eşler birbirlerini gırtlaklayacak seviyeye gelebiliyorlar. Öyle ki nefret son zirveye çıkabiliyor. Ve sonra birbirlerini tanımaya başladıklarında, adeta iyi yönlerini keşfettiklerinde bakıyorsun bir mücevherin kuyumcunun elindeki işlenmiş hali gibi çok nezih bir eser haline gelebiliyor. Muhterem hocam, insanlar birbirlerini tanıdıkça problemlerine de çözüm bulabiliyorlar.
Tabii burada şunu sormak istiyorum. Eşlerin birbirlerine karşı sabırları ne olmalı, tahammülü ne olmalı? Kardeşlerimiz, ekran başında bizleri seyreden kardeşlerimiz de varsa, ki onlar şimdi bunu çok iyi anlayacaklar, hemen boşanma kararı alma durumları söz konusu olabiliyor. Yani eş, çoluk çocuk kendi aralarındaki sabrın ölçüsü ne olmalı muhterem hocam? Sabır taşı çatlatılmamalı değil mi? Evet, atalarımız çok güzel söylemiş. Sabır taşı çatlamamalı. Muhterem hocam, maalesef bugün ailelerdeki en büyük yangın aile huzursuzluğu. Sizin de buyurduğunuz gibi boşanmalar had safhaya gelmiş. Hanımı beyinden şikayetçi, beyi hanımından şikayetçi, çocuklar ana babasından şikayetçi. Nasıl huzurlu bir ortama biz bu ortamı sağlayabileceğiz? Dün siz, dün müydü birkaç gün önceki şeyinizde, evlenmeden önce gözünü dört aç. Değil mi hocam? Evlendikten sonra üçünü kapat, birini aç. Şimdi burada karşılıklı anlayış son derece önemli. Yani incir çekirdeğini böyle doldurma sebeplerle insanlar birbirlerine kızacak, bağıracak, öfkelenecek. Yani öfke zaten böyle basit sebeplerle bir bakıyorsunuz insan cinnet geçirecek şekilde yüzü kıpkırmızı kesiliyor. Boyun damarları böyle şişiyor. Hocam öfke gelir, göz kızarır, öfke gider, yüz kızarır. Yüz kızar. Ne güzel söylemiş atalarımız. Aynen öyle. Onun için evvela biz eşler olarak karşılıklı haklardan işe başlarsak sonu gelmez hocam. Sorumluluklardan geleceğiz. Ne güzel söylediniz hocam. Bey eşine karşı sorumluluğunu bilecek. Hanımı beyine karşı sorumluluğunu bilecek. Ana baba olarak eşler çocuklarına göre sorumluluklarını bilecek. Ve eğer sorumluluklardan başlarsak biz işe, o ailede huzur olur, mutluluk olur. Yoksa benim hakkım buydu, sen bu hakkı yerine getirmedin, ben bu hakkı istiyorum, İşte o zaman ailenin temeline dinamiti atmış oluruz, bombayı atmış oluruz. Dolayısıyla o ailede huzurdan, mutluluktan bahsetmek çok zor. Allah Resulü'nün hane-i saadetine bakalım. Sadeydi, huzurluydu, mutluydu. Son derece eşlerine karşı neydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kibardı, nazikti. Çocuklarına da öyle. Dolayısıyla bu son derece önemli. Evet muhterem hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çok böyle inşirah verici, kalbimizi açıcı sözler söylediniz. Muhterem hocam, Metin hocam, evlatla olan imtihan var. Evlatı, evladı olmayanın imtihanı var. Anne babasına bakanın, hatta ona altını almak suretiyle hizmet edenin imtihanı var. Bütün bu imtihanları başarmanın bir yolu var mı hocam? Başarmanın yolu Allah'a dayanmak. Allah'a dayanmak. Anne baba hakkı, o bil valideyni ihsana. Kur'an'ın birçok yerinde hemen Allah'a imandan sonra geliyor. Allah anne babaya iyilik. Uffin lehuma ve la tenherhuma. Anne babaya bakmak ne yapar? Sabrın aslında en önemli nüvelerinden bir tanesi. Anne babaya karşı öf bile dememek. Aslında sabır taşının çatlaması dedik ya. Yani anne babaya öf bile deme, öf bile demeyeceğiz yani. O en son üst sınır. Yani o üst sınır yani. Öf bile demeyeceğiz. Yani artık anne babanın düşün. Hakkı altını. Çok önemli yani. Buyurun hocam. Yok estağfurullah. Artık en üst sınır o, üst sınır altını o. Düşün. Allah evet Allah. Altını düşün. Ama maalesef bizler günümüzde anne babamızı konuşurken dikkat etme durumunda olmamıza rağmen birçok şeylerde gençlerimiz, bizler dikkat etmiyoruz. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Sonra yani çocuk yetiştirmek. Yani ciltlerce kitap okuyoruz ama bakıyorsun olmuyor. Şimdi benim bir eniştem var. Allah hayırlı ömür versin. Amin. Olmuyor, çok uğraşıyor işte, kursa göndermeye çalışıyor falan ama sonunda istemediği bir takım şey çıkınca ben böyle ya niye böyle oluyor falan enişte deyince dedi ki oğlum işte Nuh Aleyhisselam da oğluyla uğraşmış. Gemiye binerken demiş ki oğlum gel de kurtul.
Ya bunayyar kem ma'na ve la tekum ma'al kafirin. Ondan sonra diyor ki biz elimizden geleni yapmakla sorumluyuz. Bugünkü anne babalar bizler çocuklarımıza karşı din eğitimi konusunda, ahlak eğitimi konusunda çok titiz olmalıyız. Çünkü bir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan daha güzel bir hediye veremez buyuruyor Peygamber Efendimiz. Eyvallah. Dolayısıyla yani bizler camilerde işte din eğitimi verdiğimiz kurumlarda ne yapıyoruz? Çocuklara mümkün mertebe dinlerini, ahlakı öğretmeye çalışıyoruz. Annelerimizin, babalarımızın da onların da çocuklarına evvela en önemli şey ahlakı önemsemelerini, öne almalarını öğretmeler lazım. Parayı değil. İşte maddiyatı değil de maneviyatı öncelemelerini öğretmemiz lazım. Aksi takdirde yarın öbürsü gün annesine babasına isyan eden, annesini babasını dinlemeyen, ona gereken saygıyı göstermeyen, yeri geldiğinde onun bakımını üstlenmeyen bir takım çocuklarla karşılaşacağız. Yani maalesef. Namaz kılıyor, anne babasıyla ilgilenmiyor. Telefon açmıyor. O namaz yani telefon açmıyor. Yani namazı kılıyor ama namaz fuhşiyattan hani alıkoyacaktı? Şimdi herkesin namazı bir değil. Bazen dostlardan şöyle itiraz yükselebilir. Ya bir de o adam namaz kılıyor. Utanmıyor, bir de şu işi yapıyor diyor ama herkesin namazı aynı değil ki diyorum ben. Çelik yeleğe benzetiyorum ben namazı. Çelik yeleği giydiğin zaman öyle ki bir kurşunla bile, basit bir tabancanın kurşunuyla bile çelik yelek delenebilir. Bazı evet. kişilerin namazı öyledir. Bazılarına top atsan deviremezsin. Yani herkesin namazı aynı değil. Onun için ben hem ekran başındaki kardeşlerimize sesleniyorum. Yani kimse kimsenin namazına söz etmesin. Namaza söz etmek yok. O çok tehlikeli bir şeydir. Namazı zayıf olabilir. Biz bazen kardeşlerimizi eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya o adamın şu kötü hasletleri var. Bunu kabullenemem diyoruz ama gece 2:30'a saati kurup da o kardeşimiz için dua ettiğimiz, biraz alın teri döktüğümüz, biraz emek verdiğimiz var mı? En kendimizi rahatsız hissettiğimiz zamanda arkadaşlarla bir araya geldiğimizde o arkadaşın dedikodusunu yapabiliyoruz. Ama kalkıp da gece 2:30'a kurayım da şu arkadaş için biraz çalışayım, biraz alın teri dökeyim, biraz uykumdan fedakarlık yapayım dediğimiz pek olmuyor. Muhterem hocam, buradan hareketle bir kötülük gören onu eliyle düzeltsin. Buna güç yetiremezse diliyle düzeltsin. Ona da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin buyuruyor Efendimiz. Kötülüğe karşı aksiyoner olmak mükelleflik görevimiz. Kötülük yapılırken sessiz kalırsak o kötülük bizim sayemizde, sessizliğimiz sayesinde tamamlanır. Sonra da o kötülüğün altında imzamız olur diyor büyükler. Ayetlerde hak ile sabır hep beraber işlenmiş. Hocam şunu öğrenmek istiyorum. Üretilen kötülükler karşısındaki sabır ölçümüz ne olacak? Eyvallah. Muhterem hocam, tabii görmüş olduğumuz bir haksızlık, bir kötü fiil. Tepkisiz mi kalacağız? Tepkisiz kalmak sabır mıdır? Asla. İşte buyurdunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifini. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Lokman suresi. Kısa bir sure. Biz çoğu zaman okur geçeriz. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yapmış olduğu bir suredir diye çoğu zaman okur geçeriz. Aslında orada bir ayet okuyacağım şimdi. Sayılanların hepsini azmedilmesi gereken, yapılması gereken çok büyük işlerden olarak görüyor. Ya büneyye, ekimis sala. Yavrucuğum, namazını kıl. Ve emr bil ma'ruf. İyiliği emret. Ve nehy anil münker. Kötülükten uzaklaştır. İnne zalike min azmil Başına gelene sabret. İnne zalike min azmil umur. Bütün bunlar, bu sayılanların hepsi azmedilmesi gereken büyük işlerdir. Kuntum hayra ümmetin uhricet lin nasi te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne ani'l münker
ve tü'minûne billah. Sizler bu ümmet içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten uzaklaştırırsınız ve Allah'a iman edersiniz. Ve yine bir başka ayeti celile de vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayr ye'murun bil ma'ruf ve yenhevun ani'l münker. Ve ulaike humul muflihun. İçinizden iyiliği emreden, hayra çağıran, kötülükten uzaklaştıran bir topluluk bulunsun. İşte bunlar gerçekten gerçek kurtuluşa ermiş kimselerdir. Değerli hocam, bir şey mi ifade edecektiniz? Yok, estağfurullah, lütfen buyurun. Tabii ki bir kötülük iyilikle bertaraf edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İttegillâhe haythü mâ künt ve etbi'es seyyiyetel hasenete temhaha ve hâlikın nâse bi hulikın hasenin. Nerede bir kötülük görürseniz, nerede olursanız olun, Allah'tan korkun. Şimdi hadis-i şerifin ben diğer tarafına geçmeden önce burada hemen Hazreti Ali Kerremallahu'l Veçe Hazretlerinin takva ile ilgili çok güzel bir sözü aklıma geldi. Hemen onu ifade etmek istiyorum. Muhteşem bir tarif yapmış hocam. Et takva hiyel havfu minel celil, celil olan Allah'tan korkmaktır. Vel amelu bit tenzil, Kur'an'a yapışmaktır. Vel ganaatü bil kalil, az ile yetinmektir. Vel isti'dadü liyevmir rahil, ahiret için azlık biriktirmektir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az önceki okuduğum hadis-i şerifte nerede bir kötülük bulursanız hemen iyilikle değiştirin ki onu imha etsin ve insanlarla güzel geçinin, güzel ahlak sahibi olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Muhterem hocam, son toparlıyoruz. Çok kısa almak istiyorum. Bir bela, bir musibete düçar olmuş bir kişinin başına böyle bir afet geldiğinde niçin ben... Niçin ben deyip isyan edebiliyor? Ama bir iyilik, bir güzellik, bir hoşluk da geldiğinde niçin ben demiyor? Halbuki milyarlarca insan var ve kötülük geldiğinde niçin ben diyen, iyilik başına geldiğinde niçin ben demiyor? Değil mi? Şimdi hocam, arifler demişler ki nasılsın diye bir arife sorulduğunda, hatta onun daha kıvrak bir cevabı var. Diyor ki daha sıratta belli olacak diyor. Nasılsınız? Daha sıratta belli olacakmış. Daha belli değil. İyiyim diyemem. Şimdi buradan hareketle, yani eskiler hikaye yaparlarmış. Yani şikayet değil. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor demezlermiş de, efendim bir hekim sormuş gibi söyleyeyim derlermiş. Hocam, bizim bu konudaki tavrımız ne olacak? Yani sabır göstermede, mukavemet göstermedeki tavrımız ne olacak? Yani şimdi camimize gelen ihtiyar amcalarımıza soruyor. Amca nasılsın? Ya işte hastalıklarını anlatıyor, anlatıyor işte falan. Diyorum ki bak, Allah'a şükretmek lazım. Bak sen bu kadar hastalığına rağmen Allah sana camiye gelmeyi nasip ediyor. İşte nefes almayı nasip ediyor. Yatıyorsun işte. Abdestine çıkabilmeyi nasip ediyor. Dolayısıyla biz hikaye anlamında anlatacak, amcamızı dinleyeceğiz ama hikaye şikayet anlamında değil, hikaye anlamında anlatması lazım. Tabii insanlar kendi durumlarını anlatarak rahatlayacaklar. Bunlar şikayet sayılmaz. Bunları hikaye kapsamına alacağız ve sonunda da Allah'a dua edin. Allah'a dua etmemiz lazım. Bak ne güzel. Allah nefesi almayı nasip etmiş diyerek bunu bağlayacağız. Hazreti Ali ile ilgili hocam, Hazreti Ali'den bir şey verdi. Hazreti Ali ile ilgili, bu sabırla ilgili bir gün onu bir ifade etmek istiyorum. Bir gün Allah Resulü Hazreti Ali'nin dua ettiğini duyuyor. Hazreti Ali şöyle dua ediyormuş radıyallahu anh. Allah'ım senden sabır diliyorum diye dua ettiğini duyunca diyor ki Peygamberimiz, ya Ali sen yanlış dua ediyorsun. Bu belaların çoğalmasına sebep olur. Peki nasıl dua edeyim dediğinde, Allah'ım senden afiyet istiyorum diye dua et diyor. Yani sabır dilemek, şimdi ayet-i kerimede Rabbena efrig aleyna sabran ve tevaffena muslimin. Tabii insanın üzerine bir imtihan varsa, bir külfet varsa, bir şey varsa o zaman tam edilecek dua. Ama bir imtihan yokken Allah'ım senden sabır diliyorum deme diye Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye buyuruyor. Allah'ım biz de Allah'tan af ve afiyet dileyelim inşallah her zaman. Muhterem hocalarım, ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun. Ki bir kişiden Allah razı oldu mu gam yok, keder yok. Eyvallah. Ki en büyük duada budur. Teşekkür ederim demek tamam, kabul. Danke demek kabul. Efendim diğer eşkürük demek kabul. Ama Allah razı olsun demek herhalde hepimizin ortak dili olmalı. Evet. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. İzin verirseniz hocam, Kur'an'ın öğrettiği, madem konumuz sabır ve Kur'an'ın öğretmiş olduğu sabır duasıyla inşallah programımızı tamamlamış olalım. Eyvallah. Bakara suresi 220. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit tut. Amin. Ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et ya Rabbi diye duamızla inşallah zat-ı halinizin duasıyla iftar duasına geçelim inşallah. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ya rabbel alamin, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan buyurdun. İhsan buyurduğun bu nimetlere şükretmeyi bizleri muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizleri sabredenlerden ve şükredenlerden eyle. Amin. Bizleri sana, seni zikretmeyi, sana şükretmeyi, sana güzelce ibadet etme konusunda bizlere yardım eyle. Amin. Milletimize, devletimize birlik beraberlik ihsan eyle. Amin. Yaşadığımız bu coğrafyaya huzur ihsan eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله آمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.